Hocam merhaba. Merhaba Recep'cim. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Biz galiba bugün soru çözüyoruz. Evet, soru çözümü yapacağız. Hangi konu? Eşlik benzerlik. Süper bir benzerliğe benziyor hocam. Hemen çözelim. Önemli bir konu. Bakalım sorularımızla başlayalım. Onur sitesine ait bahçenin krokisi verilmiş. Bu aşağıdakiymiş. Böyle aralıklar var, 2'şer metrelik. Ne diyor bakalım? Sitenin bahçesinde AC kenarında 2 metre aralıklarla, BC kenarında ise 4 metre aralıklarla direkler bulunmaktadır. Bu bahçe ile benzerlik oranı 1/2 olan bir bölüm bahçeden ayrılarak çocuk parkı inşa edilecektir. Buradan bir parçayı keseceğiz az sonra. Evet hocam. Yalnız benzerlik oranında 1/2 olacak. Buna göre hangi noktalarda bulunan direkler arasına çit çekilerek çocuk parkı inşa edilebilir demiş. Şimdi burada muhtemelen uygulayacağımız benzerlik oranı şu olacaktır. İki kenarını biliyoruz, aradaki açısını da biliyoruz. Dolayısıyla kenar, açı, kenar benzerliği yaratacağız gibi duruyor. Bakalım ilk üçgenin kenarlarına. Burada 2'lerden 4 tane var, 8. Hemen diğer kenara bakalım. 4'lerden 3 tane var, 12. Şimdi 1/2 oranında yeni bir üçgen istiyoruz biz. Bir parça keseceğiz. Çünkü böyle şu şekilde çizebilirmişiz. Ya buradan buraya. Şu direklerin bulunduğu yerleri birleştirecekmişiz. O yüzden düşünelim 8/12. Bunların yarısını hayal edelim. 4 ve 6. Yani yeni üçgenimizin açısı yine burası olursa 4'e 6'lık bir şey yaratırsak buna benzer bir üçgen oluşturabiliriz. Şimdi aşağıda direkt ne var? 4 var. Burada 6 olabilir. Bir de diğer türlü düşünüyorum. Yukarıda 4 yapsam aşağıda 6 olmuyor. Çünkü bak şu arada direk yok. Hep 4'er metrede bir direk var. Hocam. O zaman şöyle bir ihtimal gözüküyor. Tam şu noktadan yukarıya doğru şöyle bir çizgi çekersem bak burası 6 metre olur. Burası 4 metre olur. Ve tam istediğimiz gibi önceki üçgen 8'e 12 idi. Onun tam yarısı olur. Ve şuna dikkat çekmek istiyorum. Ortadaki açı eşit. Biz bu sayede bu benzerliği kullanabiliyoruz. Kenar açı kenar benzerliği yakaladık. Doğru cevap da gördüğün gibi Adana'da var. Devam edelim. Yeni sorumuz Recep'ciğim. Boyu 140 cm olan Ufuk deniz kenarında 110 cm yükseklikten denize bakınca. Şurada görüyoruz. O gemi mutlaka gelecek bir gün Mecnun. 110 cm yüksekliği var. Evet, onun üzerinde kendi boyu da 140 cm. Bakınca 3 metre uzaklıkta olan O noktasından şu ortadaki noktaya bakıyor. Buradan tepe noktasının yansımasını görüyormuş. Bayrağın direğinin şuradaki direğin bu noktasını buraya yansıtıyor. Şöyle bir bakış açısı oluşturmuş. Sonra bu açıların x'er derece olduğu söylenmiş, aradaki açıların. Geminin deniz seviyesinden yüksekliği 8 metre ve O noktasına uzaklığı 15 metre olduğuna göre bayrak direğinin yüksekliği kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi gel burada 2 tane üçgen oluşturalım. Hemen oradaki üçgenleri, burada şu biraz daha büyük gözüküyor, oluşturmaya çalışalım. Bize verilenler, şurada bir x'imiz var, burada bir x'imiz var. Şunu birlikte alacağım. 110 santimetre bir yükseklik, üzerine de 140 santimetre ufuğun boyu. O zaman buraya 250 santimetre diyebiliriz. Sonra aşağıda bir 3 metre var. Madem santimetreden başladık, yalnız sorunun sonunda yeniden metreye çevireceğiz belli ki. Öyle sorulmuş. Buraya 300 santim dedik. Hemen sağa geçtik. 15 metre yani 1500 santim. Buraya geldik. Dikkat edersen. 8 metre hocam. Evet 8 metre var. Bir de bilmediğimiz bayrağın uzunluğu var. X'ler karışmasın diye A diyelim. Bayrağın uzunluğuna bir de 8 metre, ona da tabii 800 santim diyelim. Şimdi önemli olan şey nedir? Öncelikle eşlik benzerlikte zaten konu anlatımlarımızda öğrencilerimiz görecek. Biz önce açıları yerleştiriyoruz. Burada x'er derece var. Bunların da dik olduğu belli. Buraya da dikleri koyduk. O zaman mecburen mesela ben buraya y açısı dersem x ve 90'ın 180'e tamamlayan açısı. X ve 90'ın 180'e tamamlayan açısı bu da y olur. Ve benzer açıların karşılarına bakarak bir benzerlik oranı yaratacağız şimdi. Mesela ilk küçük üçgene bakalım. X'in karşısı 250 yazalım. Burada y'nin karşısı 300, onu da yazalım. Eşittir diyelim, sağ tarafta bakalım x'in karşısına 800 artı a. Ha doğru 800 artı a. Evet 800 artı a burası ve y'nin karşısı 1500. Güzel. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz ama kat ilişkisi fark ettik. Bu bunun tam 5 katı değil mi? 5 katı hocam. O zaman bu da bunun 5 katı olmalı. Yani burası 1250 olmalı. Bunu bulduk. 800 artı a 1250 ise a burada kalsın 800. Sen karşıya geç bakalım. eksi olarak geçti. A eşittir 450 oldu. Yalnız hep santimle çalıştık. Cevabımızı da santimetre cinsinden aldık. Soru metre olarak istediğinden 4. Bunu evet. Önce bir sıfır attık desimetre. Bir virgül daha kaydırdık. 4,5 metre. Doğru cevabımız Ceyhan'daymış. Biz de devam ediyoruz. Recep'ciğim, yeni sorumuz şöyle. Gördüğün gibi iki tane tabela var. Onunla ilgili bazı uzunluklar verilmiş, bazı açılar gösterilmiş. Yine buraya taşıyalım. Hatta iki ayrı üçgen gibi çizeyim öncelikle ben. Diğer üçgeni de şöyle çizelim. Şimdi verilenleri yerleştirelim. Burası 90 derece. Şu açıyı vermiş şöyle tek çizgi olarak. Burayı 90 derece vermiş. Şurayı tek çizgi vermiş. Mesela açılarımızın yerleşimini bitirelim. O zaman ben buraya çift çizgi diyorum. Burası da çift çizgi olmak zorunda kalıyor. Çünkü şöyle düşünsene. Burası 40 mesela, burası 90. Toplarsam 130 olur ve 180'e 50 kalır. Bununla bu madem aynı, bu da 40, bu da 90, 130, 50 kalır. O yüzden biz böyle iki açısı aynı olan üçgenlerde üçüncü açıyı otomatik eşittir diyoruz. Dedik. Şuraya 1,8 metre demiş. Yine santim olarak düşünelim. 180 santimetre demiş buraya. Şuraya 300 santimetre demiş. Sonra arada kalan bir kısım var. Onu birazdan değerlendireceğiz. Şimdi soruyu okuyalım. Eş üçgenlerin karşılıklı açılarının ölçüleri ve karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir demiş. Çünkü bunlar gördüğün gibi iki eş levhaymış. Evet hocam. Ha, eş üçgen. O halde çift çizginin karşısı 180 ise diğerinde de çift çizginin karşısı 180 santimetre olmalı. Ya da bu üçgende 90'ın karşısı 300 santim ise burada da 300 santim olmalı. Ve burada Pisagor yapabiliriz. Neden? Dik üçgenlerde geçerli olan bir teorem. Biz de dikkatli baktığımızda 60'ın 3 katı, 60'ın 5 katı, 3-4-5 üçgeni gibi düşünürsek bu da 60'ın 4 katı olmalı. Yani burası da 240 santimetre olmalı. Benzer şekilde tek çizginin karşısıydı bak. Burada da tek çizginin karşısı 240 santimetrelerimizde yerleştirdik. Her şey çıktı. Bize sorulana bakalım. Alttaki levhanın tabanının zeminden yüksekliği diyor ki şurası diyor bütün direğin yarısı kadardır diyor. O zaman mesela burası A ise burası da A. Tamamı 2A. Öyle düşünebiliriz. Güzel. O zaman biz şu üstteki uzunluğu bulmaya çalışalım şimdi. Hocam bulduk aslında. Evet bulduk. Şöyle şimdi şu arasını düşünelim bak. Bu arası buraya kadar 110 santim. 1,1 yazılmış. Biz şöyle 110 santim olduğunu belirtelim. Kendisi kaç santimdi toplamda? 180 santimdi. 180. O zaman yukarısı şu kısım 70 santim. Tamamını 240 bulmuştuk. 70 santim. Şu yukarısı da zaten burayı 240 bulduğumuz için 170 santim. Hatta biraz uzattık şey bile diyebilirdik. Bunu bulduk 240 altına 110 ekleyelim 350 diyebilirdik. Böyle parça parça gösterdim. Her iki türlü de düşünebilirdik. 350 santimmiş. O zaman 350 santim burası, 350 santim burası. Çünkü demişti ki bu kısım tamamının yarısı. İkisini topladık 700 santim. Cevabımız 700 santim ancak bizden yine metre cinsinden istedikleri için Bursa'da var. Recep'ciğim, sıradaki sorumuz şöyle. Yandaki ABC üçgeninin kenar uzunlukları santimetre cinsinden A, B ve C'dir denmiş şekilde de gösterilmiş. Şöyle bilgiler verilmiş. B ve C birer tam kare pozitif tam sayı. Tam kare sayılar kimdi? Mesela 4 neden 2'nin karesidir. 9 neden 3'ün karesidir. Bu durumda şöyle diyebilirim Recep'ciğim. Mesela B ve C için söylemiş bunları. B'ye ben herhangi bir sayının karesi diyebilirim. X kare. C'ye de herhangi bir sayının karesi diyebilirim. Mesela Y kare diyeyim daha rahat anlamamız için. Bunlar yani bazı sayıların kareleri olması gerekiyor. Çünkü tam kare ifadelermiş. Bir de A'nın da 25 olduğunu söylemiş. Şimdi gördüğün gibi elimizde hiç açı yok. O zaman sadece kenarlardan gideceğiz. Bu kenarların mesela yarısı olabilir burada. İşte bu kenarların 2 katı olabilir, 3 katı olabilir. Böyle şeyler olabilir. Şimdi mesela A şıkkına bakalım birlikte. Bize diyor ki bunun benzeri olan üçgenler hangisi olamaz? Hangileri olabilir diye bakalım. Mesela, hocam bence Adana olamaz. Bakalım düşünelim. Mesela A ile şu 12,5'u eşleştirelim. Diyelim ki bu kenarın sadece yarıya küçültülmüş hali. Ha evet. Bu durumda madem bu yarısı şöyle de düşünebiliriz. Bunlar hep 2 katı 2 katı gidecek değil mi? 18'in 2 katı. Bu mesela 36 olsun. 36 tam kare midir? Tam karedir. 6'nın karesi. Bu da 8'in karesi olsun mesela. 16 oluyor. Evet. 2 katı 16. O da 4'ün karesi. Bu olabilir. Olur hocam. A şıkkı oluyor. Hemen B'ye bakalım. Yine gözümüze 75'i kestirdik. Dedik ki acaba bu bunun evet 3 katı. Yani bunlar hep bunun 3'te 1'i olacak gibi böyle düşünelim. 75'in 3'te 1'i. Bu mesela 48'in 3'te 1'ini düşünelim 16. Buna verelim. 16 tam karedir olur. 108'in 3'te 1'i 36'dır. Yine oluyor. Buna verelim. Yine oluyor. Bu da olur. C'ye bakalım. Gözümüze neyi kestirdik? 50. 50. Aynen. O zaman bunlar hep yine yarısı şeklinde gidecek. Bunu bununla eşleştirdim mesela. O zaman bu diyelim ki 72'nin yarısı 36 tam kare. 98'in yarısı 49 tam kare. Bu da oldu. Doğru cevap çıktı. Ufak bir yine de kontrol yapalım. 75 ile 25'e eşleştireyim. 3'te 1'i şeklinde gidiyor. Ne 98 3'e bölünüyor ne de 128 3'e bölünüyor. Rakamları topladığımız zaman bak 17 yapıyor ya da bunun 11 yapıyor. 3'e bölünemeyen sayıları olduğunu görüyoruz. Aynı düzen Denizli'de yok. Doğru cevap Denizli. Evet Recep'ciğim, sıradaki sorumuz şöyle. Bir üçgen verilmiş bize. Bu üçgenle ilgili Beril ve Ali istemişler ki bunun 2/3 oranında benzer bir üçgenini çizsinler. Ancak yanlış yapmışlar ve ne yapmışlar? Bak diyor ki Beril'e benzerlik oranını ters uyguladığını, aslında çizdirmek istediği üçgenin ilk üçgene göre daha büyük olması gerektiğini söylemiştir. Yani 2/3 ile kenarları çarpmayacaktı da aslında 3/2 ile çarpacaktı. Ama o şekilde yapmış. Sonra da diyor ki yukarıdaki bilgilere göre Ali'nin çizdirmek istediği üçgen ile Beril'in çizdiği üçgenin çevre uzunlukları arasındaki fark santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım, şimdi iki tane üçgenimiz olsun. Hiç pozisyonu, konumu hiç önemli değil. Şöyle iki tane üçgen belirledik. Mesela kenarlar 9, 12, 15. Ne olurdu 2/3 ile çarpsa? Hatta şöyle direkt yazalım. 9 çarpı 2/3. 12 mi? 12 çarpı 2/3 ve 15 çarpı 2/3. Yanlış yaptığını söylemiş. Ben demek ki tersi şekilde 3/2 oranında istiyorum demek istemiş. Peki bu sefer de 9 çarpı 3/2, 12 çarpı 3/2 ve 15 çarpı 3/2 olsun. Arasındaki çevre farkının ne olduğunu sormuş. Hadi yapalım. Mesela bunu çarptığımda ne oluyor? 18/3 oluyor. 6. Bu kenar 6 santim. 15 ile 2'yi çarptık 30. Bölü 3'ten burası 10 santim. 12 ile 2'yi çarptık 24. Bölü 3'ten burası 8 santim. Buraya geldik. 9 ile 3'ü çarparsak 27. 2'ye bölersek 13,5. Peki. Buraya geldik. 15 ile 3'ü çarptık 45. 2'ye bölersek 22,5. Ve bu kenar. 12 ile 3'ü çarptım. 36. 2'ye de böldüğümde 18. Bakalım çevreleri farkına. 6, 16, bir de 8 var. 24. Buraya geldik. 13,5, 22,5 daha tamlarını düşünelim. 35, bir de buçuklar 36, 18 de ekledik. 54. Aralarındaki fark gördüğün gibi 30 santimetre. Yani yanlışını çizdi, 24 buldu. Doğrusunu çizseydi 54 bulacaktı. Doğru cevabımız Adana'da var. Biz de devam ediyoruz. Recep'ciğim, sorumuz şöyle. Şekil 2'de gerçek rota uzunlukları verilen bir uçağın diyor burada. Şekil 1'de krokisi var. Haritadaki görünümü var. Bu uçak haritada A noktasından başlayıp A, C, B şeklinde gidecekmiş. A'dan C'ye, sonra B'ye bu şekilde devam edecek. Yönünde 6 santim ilerlediğinde gerçekte nereye gelmiş olur? Ona dair şıklar vermiş. Hangisi doğru, hangisi yanlış bakacağız. Şimdi bir eşleştirme yapalım. 2, 4 ve 5 üçgeni var elimizde. 2, 4 ve 5. Bir de gerçekte var. Şöyle bir 300 var. 750 var, diğerini bilmiyoruz. Nasıl eşleştirsek? Mesela 2'nin 150 katı, bu kenar bu olsa 2'nin 150 katı. O zaman 5'in 150 katı. 5'in 150 katı burası. O zaman burası için de 600 diyebiliriz. 4'ün 150 katı. Güzel, eksik kenarı da bulduk. Madem benzerlermiş bu şekilde olmalı. Çünkü açı yok elimizde. Kenar 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 yaptık. ACB. Şimdi bunu açık bir şekilde çizelim. A'dan C'ye. Mesela kenarımız ne bizim? AC. Şuradaki birinci görsele baktığımızda 4 santim. Sonra AC yapalım. Böyle yol dümdüz yapmaya çalışalım. Sonra B'ye doğru gidiyor. 5 santimlik kısım geliyor. 5 santim. Şurası da B. Sonra B'den de A'ya. Zaten oraya kadar gitmiyor. 6 santimde kalıyor. Burası da 2 santimlik diğer kısım. Güzel. Bize diyor ki 6 santim ilerlemiş. Yani bunun tamamını gitmiş. O zaman... Şu neydi burası? A ile C arası. 4 santimle eşleştirdiğimiz kısım şurası. Burası yani. Bunun tamamını gitmiş 1. Recep'ciğim, şuraya şu illeri yazalım. Burası Ankara'ydı. Burası Batman'dı. Burası da İstanbul'du. Şimdi Recep'ciğim, buraya da yerleştirelim illeri. 4 santim kimdi? Kiminle eşleşmişti? Şu 600 olanla değil mi? O halde bak Ankara sonra Batman. Burası Ankara. Burası Batman. Ve burası İstanbul. İllerimizi yerleştirdik. Buraya kadar hepsini gitti. Yani şu 600'lük kısmı zaten gitti. Bundan sonra gördüğün gibi 5'te 2, çünkü toplamda 6 santim gidecekti. 5'te 2 gitmiş. Burası 750'lik kısımdı. 750 kilometrelik kısımdı. 750'nin 5'te 2'sini bulalım. Şöyle bir sadeleşti. 150 kaldı. Çarptık 300. 300'ünü gitmiş. 450'sini gidecek. Güzel. Şimdi şıklara bakalım. Ankara'ya ulaşmıştır. Ankara'dan çıktık zaten. Bu bir üçgen de hatırlarsan. Şöyle geri dönecek. Ankara'ya daha dönmesine çok var. İstanbul'a 450 kilometre kalmıştır. Budur. Bak gördüğün gibi buraya geldik. İstanbul şuradaydı. 450 kilometrelik mesafemiz kalmıştı. O yüzden doğru cevabımız Bursa. Recep'ciğim o halde son bir soru daha çözelim. Çok da güzel görünüyor hocam. Evet, güzel görünüyor. 2 tane merdiven var gördüğün gibi. Duvara yaslanmış durumdalar. Merdivenlerin uzunlukları verilmiş. Burada anlatılan üçgenleri biz şurada çizmeye çalışalım. Şöyle bu ilk merdiven. Şurada da ikinci bir merdiven var. Bu da duvarımız. Şu şekilde gösterebiliriz. Şu ortak açı dik olduğuna göre duvar 90 derece. Şu açıyla şu açı eşit çünkü yöndeş açılar. Bu açıyla da bu açı eşit çünkü yine aynı yöne bakan açılar. Açılarımızı yerleştirdik. Bilgilerimizi bir daha tazeleyelim. İlki burası 9 cm, burası ise 12 cm. Peki bizden ne istiyor? İki merdivenin zemine temas eden A ve B noktalarının duvarı olan uzunluklarının metre cinsinden birer doğal sayı olduğu bilindiğine göre bu uzaklıkların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bizim fıskiye kuralımız vardı hatırlarsan. Bunun buna oranı eşit olmalı. Bunun buna oranına eşit olmalı. Bunun buna oranına. O halde bizim benzerlik oranımız 9/12. Sadeleştirelim. 3'e böldük 3, 3'e böldük 4. Yani biri 3 katken diğeri 4 kat şeklinde olmalı. O halde bak burası mesela 3 kat olmalı. Bunun tamamı da 4 kat olmalı. Bize de zaten bu ikisinin diyor ki uzunluklarının toplamı aşağıdakilerin hangisi olabilir? Bizim toplamımız 3 kat ve 4 kat. 7'nin katı olan bir cevap olmalı. Şıklarımıza bakıyoruz. Adana öyle değil. Bursa öyle değil. Denizli öyle değil. Ancak cevap Ceyhan'da var. Çünkü 7'nin katı 14. Hocam çok güzel. Arkadaşlara videonun başına söylemeyi unuttum ama her zaman yaptıkları gibi videoyu durdurup çözmüşlerdir diye umuyorum. Evet. Bize de yorumlarda arkadaşlar yazmayı unutmayın. Kaç doğrunuz, kaç yanlışınız var. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı da tabii ki de unutmuyorsunuz. Çok seviniriz. Hocam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.